İlk açtığımızda eBay Amazon haricindeki web sitesinden gelen siparişler bizi çok heyecanlandırıyordu. Hani sipariş geldiği zaman ilk gören bağırıyordu, çağırıyordu yani deponun içine. Sipariş geldi falan diye koşturuyorduk. Şimdi biz yeni başlayanlar için ben hep tabii düşünüyorum. Çünkü bu videoyu izleyip de yeni yapmayı düşünen insanlar için bu soruları soruyorum. Türkiye'de olup da yurt dışında satış yapmak isteyenler için ne gibi önerilerin var? Biraz daha özel sorular sorayım. Çok özel olmasın ama. Günlük olarak kaç tane sipariş alıyorsunuz? Türkiye'de bir sürü üretici var. Bunlardan birisi gelse dese ki kardeşim benim bu böyle böyle ürünüm var. Ben bu malı üretiyorum gayet de ciddiyim dese ne düşünürsün? Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konuğum İbrahim Kalay. Evet, İbrahim Kalay 10 yıldır İngiltere'de e-ticaret yapıyor. Benim bir çektiğim bir video vardı İngiltere'de e-ticaret yapmayla alakalı. Bu videom bayağı bir izlendi ve ardından da bayağı bir insan bana ulaştı. Ben de ikinci bir videoyu çekeyim dedim. Tabii böyle tecrübeli bir insanınla beraber çekelim dedik. Evet, İbrahim abi hoş geldin. Hoş bulduk Alay. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Şimdi herkes şu anda popüler oldu e-ticaret. Yani daha önceden de bir Evet. popülaritesi vardı. Özellikle dövizden sonra Türkiye'deki üreticiler çok fazla yurt dışına satmayı talep eder oldu diyeyim. Sen de şu anda insanların aslında şu anda düşündüğü şeyi 10 yıl önce yapmışsın. Önce şuradan başlayalım abi. Şu anda ne yapıyorsun? Ondan sonra da nasıl başladığını soralım. Tabii şu an havlupan satıyoruz. Yani bizim burada kullandığımız tabiriyle towel rail, towel radiator. Genelde banyolarda olan ıslak ve nemli havluların kurumasını, daha steril, daha hijyenik olmasını sağlayan radyatörleri satıyoruz. Basit ürünler. Yatay ve dikey boruların kaynamasından oluyor. Türkiye bu işin liderlerinden. Kendi ülkemizin malını satıyoruz. Türkiye'den ihraç edip. İngiltere'de. Bizim sattığımız malların %90'ı Türkiye menşeli ve Türkiye'de üretilen mallar. 10 sene önce tanıştık, bulduk, girdik. O gün bugündür de halen büyümekteyiz. Evet. Her sene düzenli steady dediğimiz bir gelişimimiz var. Belli oranlarda. Bunları yakalamamızı sağlayan bazı faktörler var. Doğru zamanda doğru kararlar vermenin de büyük avantajları var tabii. Şimdi ilk olarak Amazon'la mı başladınız, eBay ile mi başladınız, nereye başladınız? İlk başta eBay vardı o zamanlar. eBay çok daha güçlüydü. Amazon bu kadar değildi. eBay ile başladık. İki tane eBay store'umuz vardı. Daha sonra Amazon ekledik. Amazon gün geçtikçe yükselmeye başladı. Ve bunun yanında iki tane de sitemiz var. Kendi sitemiz. Shopify platformunda. Evet. Bir tanesi Elegant Radiators. Marka olarak onu öne sürüyoruz. Diğeri de şirketimizin adı olan CompanyBlue.co.uk. Bu şekilde online 10 senedir hizmet veriyoruz. Peki şimdi bu işi yeni yapmaya başlayacak olan insanlar için söyleyeyim. Şimdi siz şu an tabii size gelen siparişlerle ilk başladığınız siparişler aynı değil. Kesinlikle. İlkten yani nasıl başladınız, nasıl adetler yapıyordunuz? Şimdi nasıl adetler yapıyorsunuz? İlkten mutlaka tahmin ediyorum çok seviniyorsunuzdur sipariş geldikçe. Şu anda ben de bu arada Elegant Radyatör benim müşterilerimden bir tanesi. Ben de SEO alanında destek veriyorum Elegant Radyatör'e. Evet. Şimdi mesela sipariş geldiğinde artık gördüğüm kadarıyla ha yine mi sipariş geldi gibi bir havanız var ister istemez. Artık pek heyecanı kalmadı gelen siparişlerin. Lakin ilk açtığımızda eBay Amazon haricindeki web sitesinden gelen siparişler bizi çok heyecanlandırıyordu. Hani sipariş geldiği zaman ilk gören bağırıyordu, çağırıyordu yani deponun içine. Sipariş geldi falan diye koşturuyorduk. Lakin geliştikçe siparişlerin sayısı arttıkça bunun pek bir şeyi kalmadı artık ama ben hala daha geldiği zaman ilk günkü gibi heyecan duyuyorum ya. Evet. Peki şimdi ilk olarak eBay'de bir ürün listelemesi Evet. yaptınız. Yani nasıl arttırdınız bu şeyi? Siparişi nasıl yaptınız? Ne yaptınız? eBay'de sayılarımız çok düşüktü. Hiçbir sistemimiz yoktu. Ben eski lojistikçiyim. Giriş sebebimiz de bununla alakalıydı zaten. Bence bu lojistik olayı çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü İhracat, ithalat, hava, kara, deniz, bütün nakliye işlerini bildiğiniz zaman yaptığınız ithalat ve ihracat da çok çok kolaylaşıyor. Yani çünkü en büyük şey sanırım
Lojistik yani burada. Aynen. Lojistik ana dallarından bir tanesi yani öğrenmeniz gereken Hı-hı. ve kesinlikle bilginiz olması gereken. Lakin 3 liraya bir mal buldum, 5 liraya satarım hesabı olmuyor. Onun oradan gelirken harcadığı bir maliyet oluyor, süre oluyor. Bunların Hı-hı. hepsinin hesaplanması lazım. Biraz karmaşık ilk Peki. bakıldığında ama. Peki ilk olarak radyatörle mi başladınız? Yani Tower Rail ile mi başladınız yoksa başka bir şey daha satmayı denediniz mi? Ben ilk olarak, hobi olarak başladım bu şey işin gerçeği. Bagaj amortisörü satıyordum. Bursa'da bir firma vardı. TŞT Lift diye. Oradan bagaj amortisörü getirmiştim. İki model getirdim. Peugeot 206 ve Ford Focus. Onunla başladım. Bayağı da iyiydi. Çok zevk aldım. Hani para amaçlı değildim. Direkt hobi olaraktı. Lakin ilerleyen zamanlarda rakamlar artınca olayın ciddiyeti hani belli olmaya Potansiyeli başlandı yani. görmüş oldum. Yani baktığınız zaman 45 farklı araç modeline bagaj amortisörü satıyordum ben önce. Sonra havlu panel taşıdınız. Aynen. eBay ile başladınız. Aynen eBay ile başladık. Ondan sonra Amazon. Daha sonra Amazon geldi ve daha sonra da Shopify'da iki tane e-store açtık. Evet, burada kilit bir soru soracağım. İki tane eBay'iniz var, bir tane Amazon'unuz varken niye bir tane daha web sitesi açtınız? Çünkü bir Amazon kontrol altında oluyor sizi. eBay de aynı şekilde çok yüksek miktarlarda komisyon alıyorlar. Ve bu komisyonu bir şekilde o fiyatın içine ilave etmeniz gerekiyor. Lakin şimdi bizim taktiğimize göre Amazon'da 3'e sattığımız bir şeyi kendi sitemizde 2, 2.5'a satıyoruz. Bu şekilde müşteriye hem daha hızlı servis veriyoruz. Çünkü arada Amazon'un ya da eBay'in kontrol etmesi gereken bir ödeme ya da adres yok. İki, komisyon olmadığı için daha ucuza ürün sağlıyoruz. Üç, müşteriyle aramızdaki ilişki çok daha rahat oluyor. Yani telefonumuzu istediğimiz gibi ilan edebiliyoruz. WhatsApp üzerinden müşteri servis hizmetimiz var. E-mailler öyle. Çok daha rahat oluyor bizim ve müşteri için. Zaten Amazon ve eBay'i de biz bir nebze reklam amaçlı kullanıyoruz. Hani oradan gelen müşteriyi memnun tuttuğumuz zaman o müşteri bize ya başkasını getiriyor ya da kendisi tekrar geliyor. Çünkü şöyle birçok böyle e-ticaret işi yapan firma şey yapıyor. Amazon ve eBay'den başlıyor. Bakıyor ki iyi talep var. Oradan devam ediyor. Evet. Ama yarın bir gün bir şey olduğu zaman çat diye eBay hesabı kapattığı zaman ortada kalıyor. Bu sefer keşke internet sitem olsaydı diyor. Evet. Bence bu konuda da kendi web sitenizi açmanız çok iyi bir nokta şey olmuş. Kesinlikle. Çok iyi olmuş. Kesinlikle ve markalaşma da çok çok önemli. Çünkü bir isim olması gerekiyor o insanların sizi hatırlayabileceği. Markalaşma derken normal tabii bir kendi firmanız var. Company Blue adı altında satış yapıyorsunuz. Bir Evet. Elegant Radyatör adı altında satış yapıyorsunuz. Evet. Amazon'da da brand olaraktan bir trade yaptınız mı? Yaptık. Company Blue trademarklı. Bizim ismimiz. Amazon'da da tanınmıştı sürede. Şimdi en büyük problemlerden birisi de sanırım şu. Bir ürün tutturduğunuz zaman tabii diğer tedarikçiler de bunu görüyorlar. Evet. Ve hemen sizinle beraber bunu satmaya çalışıyorlar Amazon'da. Evet. Tabii bu brand çalışmasını yaptıktan sonra da çok önemli. Çok iyi oluyor. Çok önemli. Yani Amazon'da satmak isteyenlere ilk yapacağım tavsiye bir kesinlikle ve kesinlikle düzgün bir şirket olması gerekiyor. Çünkü Amazon bunları soruyor ve soruşturuyor size. Hani merdiven altı bir işletme olmanızı istemiyor. İkincisi bir isminizi kaydettirmeniz gerekiyor. Evet. Ve bunu da Amazon'a tanıtmanız gerekiyor. Yani bunları yaptığınız sürece hiçbir şey olmaz. Lakin herhangi bir şey satabilirsiniz. Baktı tuttuğu zaman çok şey var yani hani köpek balığı diyoruz, shark var. Evet. Bulurlar. Sizin 30 liraya satıp 10 lira kar ettiğiniz şeyden çok rahat 20 liraya satıp 5 lira kar ederler yani. Peki deponuzla alakalı bizi bilgilendirebilir misiniz? Depo önemli mi? Olması gerekiyor mu sizce? Olmasının artıları ne? Bununla alakalı bilgi alabilir miyiz? Şimdi kesinlikle bence bir adresiniz olması gerekiyor. Eğer İngiltere'de satıyorsanız İngiltere'de, İspanya'da, Almanya'da satıyorsanız burada bir adresiniz olması gerekiyor. Mektubunuzun, işte ürünlerin, siparişin gidip gelebileceği bir adres olması gerekiyor. Bizim sattığımız ürün kaleminde ölçülerden, ağırlıktan dolayı mecbur bir depomuz olması gerekiyor. Başka depolarla çalışamayız çünkü maliyetleri çok yüksek olur. Bizim 800 metrekare depomuz var. İçi %90 tabanında, tabandan çatıya kadar raf sistemiyle döşenmiş durumda. Koridor sistemi var. Aynı IKEA'da gördüğünüz gibi. Günlük düzenli zaman aralıklarıyla işte siparişler toplanıyor. Toplu bir şekilde ve işleme alınıyor. Maliyetimiz çok çok düşüyor. Depo bizim kendi öz depomuz. Kirada değiliz. Evet. Bunu da başardık.
Önünde iki kat ofisleri var. Zaten bir tanesinde biliyorsun sen görüşüyoruz düzenli aralıklarla. Evet. Kendi stüdyomuz var. Bütün ürün fotoğraflarımızı, videolarımızı kendimiz çekiyoruz. Bütün mal elleçmesini kendimiz yapıyoruz. Yani icabında kartonuna, paketlemesine, etiketine kadar her şeyi biz kendimiz istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Elemanlarımız da var. Onlarla da gayet iyi bir Kaç ilişki tane içindeyiz. eleman var? Bizim şu an 5 kişiyiz. Sen de dışarıdan destek veriyorsun. 6. Bu ileride inşallah bir 8 olur gibime geliyor bu sene içerisinde. Birkaç ilave daha yaparsak. Artan sayılar, siparişler biraz daha gerektiriyor şu an. Şimdi biz yeni başlayanlar için ben hep tabii düşünüyorum. Çünkü bu videoyu izleyip de yeni yapmayı düşünen insanlar için bu soruları soruyorum. İlk başlıyorken tabii ki bir deponuz yoktu. Muhtemelen Evet. kiralıktı. Evet. Bir de mesela depo yönetimi de o kadar kolay bir şey değil. Hani ben hep en başta internet kısmını düşünüyordum. Hani o e kısmını düşünüyordum. Bunun tabii bir ticaret kısmı var. Bir de stok yönetim mevzusu var. Bunlar da Evet. çok basit işler değil ki ürün sayısı çok fazla olduğu zaman Evet. bunun takibi, siparişlerin gelmesi bazen bizde öyle bir oluyor ki ben mesela eBay'e koyuyorum, Amazon'a koyuyorum. Bazen stok yönetimini 3-5 tane ürünü de bile takip edemeyip bir bakıyorum stokta olmayan ürünü satmışım gibi durumlar yaşıyorum. Evet. Sizde binlerce ürün var bildiğim kadarıyla. Evet. Çok ölçü ve çeşit var, renk var. Yani hepsinin birbirine karışmaması lazım. Bence bunu yönetebilmek de çok büyük bir başarı. Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Bunu nasıl yönetiyoruz? Programlar var otomasyonda. Bunun başka bir şeyi yok, alternatifi yok. Yani bizim sistemimiz bayağı bir pahalı bir sistem. Lakin bizim işimizi çok çok kolaylaştırıyor. Otomasyon oluyor. Evet. Şimdi baktığınız zaman 2 eBay, bir Amazon, 2 de site olduğu zaman kaç yapıyor? 3, 5. 5 Evet. tane platformda bir ürün bittiği zaman sayısını güncellemeniz gerekiyor. Evet. Ve dediğiniz gibi binlerce ürün olduğu zaman, çünkü bizde bazı bundle dediğimiz 2-3 ürünün birleştirdiği ürünler de var. Evet. Bu şekilde olduğu zaman bunların kontrolünü yapmak imkansız yani. Sabahtan akşama kadar birisini koysanız o inen çıkan sayıya göre düzelse yapamaz. Biz ilk başlarda çok şey yaptık. Yani geliyordu bir ölçüden 20 tane bir hafta içinde gidiyordu yeri geldiği zaman ve insanlar hala almaya devam ediyor. Çünkü biz o sistemi kurmamışız henüz. Evet. Bu sefer alıyor, açıyorsunuz diyorsunuz ki ya işte bizde bir yanlışlık olmuş. Sizin bu aldığınız ürün esasında elimizde yok ve insanların kesinlikle ve kesinlikle hoşuna gitmiyor. Bunlardan geri olarak negatifler aldık, ne bileyim fırçalar yedik. Kavga edenler oldu falan ama sonunda oturtturduk yani. Artık öyle bir sıkıntımız yok. Şimdi mal geldiği zaman bir tıkla bütün diyelim konteyner geldi. İçindeki yüzlerce ölçüyü alıyor içeri stoğa. Bittiği zaman da otomatikman her yerde bitiriyor. O zaman bir de şeyi sorayım size. Ben mesela bir gün geldiğimde depoya mal geliyordu. Evet. Mal geliyorken kocaman bir tır geldi. Ve hani gördüğüm kadarıyla yarım saat 45 dakikada hemen içeriye alabildiniz malı. Bence bu da ciddi bir meziyet. Çünkü onu içeriye düzmek, o raf düzenini ayarlamak falan bunlar çok kolay işler değil. Hani içerideki depo yönetimini nasıl sağlıyorsunuz? Neydi o şeyin adı? Arabanın adı. Forklift. Forkliftinizde mesela depolar hemen yerleştiriyor falan. O yönetimi de anlatabilir misiniz biraz? Şimdi bizim sistemimizde her ürünün bir lokasyonu var. Bir koridorumuz var. Koridordan sonra işte bey tabir ettiğimiz raf aralıkları var. Ve katları var. Şimdi her ürünün belli bir lokasyonu var. Konteynerden ya da tırdan mal indiği zaman zaten bizde çek listesi var. Paletin üstünde kaç ölçü hangisi olduğu belli. Bunlar otomatik olarak forkliftçinin nereye götüreceği, hangi rafa, hangi aralığa koyacağı baştan belli. Alıyor, götürüyor, yerine koyuyor ve olay bitiyor. Hepsi bu. Şimdi siz Yani biz zor çalışmaktan daha ziyade akıllı çalışmayı tercih ediyoruz. Bir şeylere bir sisteme oturup daha bir pratiğe geçirdiğimiz zaman daha kısa sürelerde oluyor iş. aslında orada önemli bir problemi halletmişsiniz ama Evet. artık onu gündeme getirmiyorsunuz. Mesela forklift bütün koridorlara sığıyor. Yani bu Evet. normalde çok önemli bir şey çünkü insan gücünü minimuma indirmiş oluyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla da yani bitmedi. Sürekli bir gelişim söz konusu. Tamam. Yine insan gücünü azaltmaya yönelik başka çalışmalarınız da var. Bunlar da sürpriz olsun. İleride paylaşalım isterseniz. İnşallah. O Türkiye'de olup da yurt dışında satış yapmak isteyenler için ne gibi önerilerin var? Biz öncelikle yaptığımız işten bahsedeyim sana. Bizim çıkış noktamız Havlupan'dı. Daha sonra baktık
Çin'den, ne bileyim işte Bulgaristan'dan, Türkiye'den getiren çok havlu pancı var. Ve bakıyorduk bizim hani 40 sterlin 50 sterline sattığımız havlu panları 15, 17, 20 sterline satıyorlardı. Yani hesap yapıyorsunuz, işin içinden çıkamıyorsunuz. Yani mutlaka mutlaka bir yerden bir şeyini çalması gerekiyor bu adamın. Ya da kuruşlara çalışması gerekiyor. Hani bizim istediğimiz bir şey değil. Herkes sonuçta az satış yapıp daha çok kar yapmak ister. Biz olaya şöyle baktık. Bizim ürünlerden bahsedeyim. Bizim ürünler özel ölçüler. Yani niche size dediğimiz pek piyasada bulunmayan ölçüler var. Mesela şimdi Screwfix'e, B&Q'ya gitseniz İngiltere'de. Burada bile bulabileceğiniz ölçüler 300, 400, 500 ve 600 civarındadır. Biz 200, 250, 300, 1000, 1100, 1200, 1300 genişliğe kadar gittik. Piyasada olmayan ürünleri. Piyasada olmayan ürünlere geldik. Yani bizim amacımız da sorun çözmek esasında. Aynı depoda kendi yaptığımız gibi. Dedik ki eğer bu adamın banyosunda zeminde ve duvarda fayans var ise ve bunu kırıp boruların aralığını değiştiremeyecekse doğru ölçüdeki radyatörü alması bu adamın işini kolaylaştırır ve bu adamın işini kolaylaştırması bizim radyatörlerin satılmasını sağlar diye düşündük. Ve bu taktiğimiz tuttu. Yani bizden özel ölçü alanların çoğu bu şekilde. Ya bu sebeple alıyor. Çünkü fayansla uğraşmak istemiyor. Aşağıya inmek istemiyor ya da duvarları kırmak istemiyor. Bu bir çözüm oldu. Şimdi sizin sorunuza gelirsek Türkiye'den İngiltere'de özellikle e-ticarette mal satmak isteyenler, ürün satmak isteyenler tavsiyem ne olabilir? Araştırmak. Bir sorunu bulmak lazım, çözmek lazım. Öncelikle kesinlikle bildiğiniz bir şeyden başlamanız lazım. Bilmiyorum, küçükken birisinin yanında çıraklık yapmışsınızdır. Okulda okuduğunuz bölümden kalmıştır ya da okuldaki herhangi bir kolda çalışmışsınızdır fotoğrafçılık üzerine. Hani ilgili ve bilgili olduğunuz bir şeyin üzerine çalışmak en doğrusu. Lakin onun haricinde her şey alınıp satılabilir. Bir milyoncu dükkanı da olmak istemezsiniz yani. Hem balık oltası satıp öbür taraftan da çocuk bezi satmak ben olsam istemem. En güzeli bir ürün üzerine fokuslanıp onun üzerine biraz daha böyle markalaşma yoluna gidilirse gelecek olur kesinlikle. Biraz daha özel sorular sorayım. Çok özel olmasın ama. Günlük olarak kaç tane sipariş alıyorsunuz? Günlük Ortalama. ortalama bizim 60-70 minimum. Bu 120-130-150'lere kadar çıkıyor. Bunun haricinde bazı ticari müşterilerimiz de var. Business to business dediğimiz. İşte İngiltere'de bilinen City Electrical var. Bunların aldığı apartman daireli oluyor. 70-100-120 dairelik projeler. Bunlara da bizim verdiğimiz radyatörler var. İngiltere'de çalıştığımız partnerimiz var, Ecoratco. Bunlar da elektrikli restans heating element dediğimiz ürünlerin üzerine çalışıyorlar. Kendileri bayağı bir geliştirdi. Bayağı bir modelleri var. Hani yakında elektrikli radyatör sektöründe de bayağı bir güçlü olacağımızı düşünüyorum. Şimdi kendi web siten olarak Shopify altyapısını Evet. kullanıyorsun. Neden Shopify kullanıyorsun? Neden Shopify kullanıyorum? Server'ı, SSL sertifikası, güvenliği, ödemeleri hepsi integrated bir şekilde. Hepsi içinde paket olarak geliyor. Diğer türlü mesela WordPress üzerinden WooCommerce yüklediğinizi varsayalım ya da o platforma yöneldiğinizi varsayalım. Server'ınızın hızlı olması lazım. SSL sertifikası almanız lazım düzenli olarak. Kullandığınız payment merchant'ların ilave edilmesi lazım. Yalnız Shopify'da öyle değil. Bir tıkla bir şeyleri ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Mesela yüklediğiniz ürün fotoğrafları aynı zamanda değişik kıtalardaki serverlarda olup hangi kıtadan bakılıyorsa o kıtada daha çok hızlı açılmasına sebep olan server çeşitleri var. Analitikleri çok iyi. Raporlaması, arka plandaki işte siparişin geldiği bölgesi, kişi şeyi. Bence süper. Amazon'da rakibi görünüyor zaten Shopify şu anda. Ben şimdi Shopify üzerinde SEO çalışması yapıyorum. Bu çalışmayı yaparken şimdi şey dikkatimi çekti. İşte İbrahim abiyle konuşuyoruz ediyoruz. Hani baktım İbrahim abi bazen o kadar detay biliyor ki hani bazen bakıyorum beni geçmeye başladı yani o kadar detay biliyor. O yüzden hani normalde her satıcı bu kadar internetin derinliklerini bilmez. İşte SEO ile alakalı hiçbir fikri olmayabilir birçok insanların. Zaten SEO ile alakalı bir fikri olmasaydı İbrahim abinin benim şu anda müşterim olmazdı İbrahim abi. O anlamda hani bu tarz şeyleri de bir yerden takip etmek lazım. Hani Shopify, WordPress bunların artısı ne, eksisi ne, hangisini kullanmak lazım, niye SEO yapmak lazım, önemli mi değil mi gibilerinden.
O zaman ben bu kısmı da geçtikten sonra şey üzerine durayım. Lojistik, ithalat, ihracat. Çünkü bir de insanlar şunu bilmiyorlar. Bana mesela şey soruyorlar. İşte ben de şu kadar atıyorum kayısı var. Nasıl göndereceğim? İşte bir palet göndereyim sana gibi söyleyen insanlar var. Şimdi ama kimse şunu bilmiyor. İngiltere'ye uygun mu? Değil mi? İşte prosedürler ne? Hiçbir şey bilmiyorlar. Direkt ben göndereyim diyor insanlar. Hani bildiğim kadarıyla mesela Çin'deki üreticiler her şeyi biliyorlar. Tüm kargo, vergi bilmem ne bütün dahil tek fiyat veriyorlar. Ama bizimkiler maalesef bu alanda çok şeyde iyi değiller, çok bilgili değiller. O yüzden biraz ithalat ihracat konusunda da ithalat ihracat ve lojistik konusunda kısa ve net bilgiler verebilirseniz. Tabii ithalat, Türkiye'den ihracat, İngiltere'de yapılan ithalat. Bazı ürün grupları maalesef biraz zorlu. Özellikle ve özellikle gıda ürünleri, cilt, kozmetik, hani sağlığa bir tehdit olan ürünler lisanslı olması gerekiyor. Bazı tahlillerinin yapılması ve sertifikalanması gerekiyor. O yüzden gıda ürünleri daha iyi böyle zaman harcanmış bir araştırma gerekiyor maalesef ithalatı ve ihracatı için. Lakin olmaz ise Türkiye'den çıkan ürünün burada gümrükte kalması, geçememesi ya da yollarda bir yerde takılması ve bu da size ciddi zararlar açabilir yani. O yüzden iyi bir ödev yapılması gerekiyor. Onun haricindeki işte giyim olabilir, kuşam olabilir, konfeksiyon. Çoğu ürün kolaylıkla ithal ve ihraç edilebilir. Türkiye'den herhangi bir gümrük vergisi yok zaten. Önceden ATR dediğimiz Movement Niye Certificate, yok Türkiye'den bugünkü vergi? Türkiye'nin Avrupa ile olan bir anlaşması var. Sanırım Tansu Çiller zamanından gelen İngiltere çıktı ama. İngiltere ve Avrupa Birliği Türkiye arasında. İngiltere'de hala devam ediyor bu. Önceden olan ATR sertifikası Movement Certificate olarak geçer. Şimdi Certificate of Origin'e döndü. Yani ürünün orijinin Türkiye olduğunu kanıtlayan evran düzenlenmesi halinde herhangi bir gümrük vergisi yok. Lakin Türkiye'den alırsanız, Çin'den alırsanız bunun bir gümrük vergisi var. Ürün bazında belli bir oranda tarif kodu var. O tarif koduna göre gümrük vergisi ödemeniz gerekiyor. Türkiye'nin büyük bir avantajı bu bence. İkinci avantajı Türkiye'nin sürenin ve mesafenin Çin'e göre çok çok daha yakın olması. Ben lojistik günlerinden biliyorum. Bazı araç firmalarının ürünlerini biz 5 günde teslim ettiğimizi hatırlıyorum. Yani çift şoför koyup ekspres olarak. Normalde baktığınız zaman 7 ile 10 gün arasında normalde karayoluyla ürünler geliyor. Siparişiniz gelir İngiltere'ye. Deniz yolu yaparsanız da bu 3 haftayı buluyor. Şu anda belli bir sektörde, havlupan sektöründe ciddi anlamda satış yapıyorsun. 10 yıldan beri artık sistemini oturttun. Peki farklı ürünler denemeyi düşünüyor musun? Türkiye'de bir sürü üretici var. Bunlardan birisi gelse dese ki kardeşim benim böyle böyle ürünüm var. Ben bu malı üretiyorum. Gayet de ciddiyim dese ne düşünürsün? Ürün bazında tabii düşünebiliriz. Eğer mantıklı, geleceği olan bir dediğimiz gibi sorun çözen niş bir ürünse kesinlikle düşünülebilir. Eğer varsa öyle bir şey haberim olsun derim yani. Değerlendirip dönerim kesinlikle. Tamam. Haber vermen yeter. Tamam. O yüzden herhangi bir ürününüz varsa üretici bence özellikle üreticiyseniz bir ürününüz varsa o zaman yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Yine eğer bu videoda yani sorularınızı vesaire yazarsanız bir sonraki videoda bu soruları da yanıtlayabiliriz. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. İngiltere'de 10 yıl ticaret yapan birini bulmak kolay değil gerçekten. Çok ciddi bir tecrübe var. O yüzden bu tecrübeyi değerlendirelim derim ben izleyenlere. Belki İbrahim abi de tabii uygun görürse, söz verirse belki sonradan yine bir e-ticaretle ilgili bir video daha çekebiliriz. Tabii, mutlaka. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. İbrahim abi tekrardan teşekkür ediyorum video kanalıma konuk olduğu için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.